Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün bir patlıcan tarlasına geldik. Bu bölgede çok yoğun kırmızı örümcek zararı var. Gerçekten çok kokuyor. Şurada bir şey göstereyim. Sanki kırağı vurmuş gibi. Bir önceki videomda size söylemiştim yapraklarını döküyor diye. Bu şekilde. Sanki sonbahar gelmiş, kırağı vurmuş. Bitki bu şekilde şu andaki durumu. Ve yaprağın altına baktığımız zaman çok yoğun, çok yoğun kırmızı örümcek var. Sağlıksız bitkideki durum bu. Verim kaybına neden olur. Bitkinin de suyla besleniyordu, bu da zararlı. Hemen yanında ki patlıcanlara bakarsak ne kadar gümrah gözüküyor. Lakin bunda da kırmızı örümcek var ama bu kadar yoğun değil. Buna da bulaşacak mücadele edilmezse. Evet, görüyorsunuz kırmızı örümceği. Tarlalardaki yabancı otlarla mücadele de etmek gerekiyor. Şurada bir yabancı ot görmüştüm. Onda da çok yoğun kırmızı örümcek vardı. Onu da size göstereyim. Bitkilerin, yani zararlıların konukçu olarak kazdığı, beslendiği bir yabancı ot. Burada da çok kırmızı örümcek zararı var. Bu bir yabancı ot yaprağı. Patlıcan arasında çıkmış. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Ben size patlıcanda ot ilacı zararını göstermek istiyorum. Bu arazi geçen sene çeltik tarlasıydı. Bir ot ilacı ismi var. Onu şimdi söylemek doğru olmaz. O ot ilacını kullanıyorlar çeltikte, başarılı. Bu sene de bu tarlaya patlıcan ekildi. Çok yoğun ot ilacı atılan bölgelerde patlıcanda ki hasarı görüyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Saygılar.